Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Zeytinoğlu. Hemen konuğuma dönüp söyleşimize başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Zeytinoğlu. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşvik politikaları son dönemlerde özellikle gündemimizde. Siz hükümetin teşvik politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun katacağı değer nedir Türkiye'ye? Uygulamasında bir aksaklık olabilir mi veya hakikaten amacına ulaşabilir mi? Şimdi bir önceki teşvikleri incelediğimizde gördüğümüz şöyle. 4 tane bölge vardı. O bölgelerin yani fiili duruma baktığımız zaman maalesef %67'sini birinci ve ikinci bölge aldı. Esas teşvik yapmak istediğimiz üçüncü ve dördüncü bölgelere giden yatırımların %34'lerde kaldığını gördük. Bu dördüncü bölgeler, onu da bir açarsak. Yani geri kalmış bölgelerimiz Doğu Anadolu ağırlıklı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri. Hakikaten çok çalışılmış bir defa, çok dinamik, hareketli bir, çeşitli bir teşvik mekanizmaları önümüzde bugün. Mutlaka uygulamalarda, şehirler arasındaki rekabette bir takım sıkıntılar var gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman hem bölgesel var, hem büyük yatırımlar var, hem stratejik yatırımlar var. Stratejik yatırımlar bilhassa çok çok önemli evet. diye düşünüyoruz. Çünkü stratejik yatırımı nerede yaparsanız yapın destekleniyor. Büyük yatırımlar da öyle. Genelde yatırımlar doğuya çekilmek istiyor ki bu da en büyük isteklerimizden bir tanesi. Fakat ülkemizde şöyle bir sorun var. Malumunuz biz dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Taşımayı da çoğunlukla kamyonlarla yapıyoruz. Bugün Ekonomi Bakanımız önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 bin kilometre demiryolu ağı yapılacağını ilan etti. Bence hakikaten doğunun sanayileşmesinin önündeki en büyük engel budur. Tabii terör olayını saymazsak en büyük engel budur. Bundan çok mutlu oldum. Yani önümüzdeki dönemde hakikaten doğuda bir sanayileşme hamlesi olacaksa rakamsal faiz destekleri, kredi destekleri, KDV destekleri, işveren işçi payları ile ilgili destekler çok önemli olmasına rağmen taşımanın külfeti ve maliyeti efektif demir yollarıyla çözülebileceğine inanıyoruz. Zaten Kocaeli'yi de bence çok öne çıkartan ana neden limanlarımız bizim. 34 evet. tane doğal liman konumundaki Kocaeli evet. Körfezi'nin 34 tane iskelesi var. Bunların Anadolu'ya bağlanması da ancak demir yoluyla olabilir. Biz buna hakikaten çok önem veriyoruz. Bakanımızın da bugün ilan etmesi beni hakikaten çok mutlu etti. Ama genel olarak teşviklere baktığımızda çok dinamik, sorunlar varsa da çözeriz dedi. Biz zaten bu toplantıların amacı da bu. Hazırlanışında da Odalar Birliği'nin ve Ekonomi Bakanlığı'nın birlikte çalışması olduğu için bugün Bakan Bey dedi, evet %80 civarında bir kabule ulaştık falan söyledi. Bu da çok memnun edici bir şey evet. bizim açımızdan. Yalnız demin sözlerinize dikkatimi çeken nokta Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu için bu yatırımların çok istenilen düzeyde olmadığı kanaatinize. Şunu hatırlıyorum, Devlet Planlama Teşkilatı'nın daha önce raporlarını okuduğum zaman bu bölgelere yine çok ciddi miktarda teşvikler, indirimler yapıldı yatırımları teşvik etmek için. Fakat yine galiba istenilen amaca ulaşılamadı. Acaba hep gözler Bursa, Kocaeli gibi illere çevrildiği için, İstanbul gibi büyük şehirlere çevrildiği için mi? Yani, şimdi bakın, hadise şu aslında. Bizim ilimizle ilgili ben söyleyeyim. Bursa için de bu geçerlidir. Muhtemelen İstanbul yakınındaki şehirler için de geçerlidir. Buradaki yatırımlar Doğu Anadolu'ya oranla çok daha pahalı bir defa. Yani arazi fiyatlarından tutun da bütün diğer işlemlerde de sıkıntı var. İnsanlar bu yüksek ücretleri verip yatırıma geliyorsa bunun bir nedeni var. O da dünyayla rekabet etme kabiliyeti. O bölgeler çok daha rekabetçi. Yani hem insan bulabiliyorsunuz, hem taşıma maliyetleriniz Türkiye'nin minimum maliyetleri olabileceği için insanlar bu bölgeye gidiyor. Bir önceki teşvik sisteminde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hemen hemen tamamı dördüncü bölgeydi. Evet. Az önce de söyledim, az teşvik çekti çünkü
o mekanizmalar yeterli olmadı. Şimdi yeni teşvik sisteminde 6 bölge var. Ve bir de organize sanayi bölgeleri de ayrıca evet. desteklendiği için 6. bölgede organize sanayi bölgesinde hatırladığım kadarıyla da 13 tane şehir var. Yatırımlar hakikaten bu dönemde oraya gelebilecek. Hayvancılık yatırımları o bölgeye çok has yatırımlar. Bu malumunuz terörizm nedeniyle evet. orada yapılamaz oldu. Bunlar geri dönebilecek diye düşünüyorum. Ama baktığımızda taşıma maliyetlerini hakikaten hiç göz ardı etmememiz lazım. İlk etapta hizmet sektöründe iş yoğunluğu olan sektörlerin bu bölgelere bence gitmesinde gidebileceğini görüyorum. Yani çağrı merkezleri, tekstil yatırımları falan şu anki teşviklerle çok rahat Güneydoğu'ya gidebilir diye düşünüyorum. Evet.